radyo tiyatrosu. Komünizm dedikleri. Yazan Mehmet Köseoğlu. Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili. Ses kayıt Mustafa Özcan. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. İşte görev yapacağınız konsolosluk binası burası Adil Bey. Şurası yatak odanız. Gelin diğer odaları da göstereyim size. Burası çalışma odanız. Şu büyük masa sizin. Diğer küçük masa da bana ait. Adınız Sonya'ydı değil mi? Evet. 20 yaşındayım ve size sekreterlik yapmakla görevliyim. Bu odanın penceresinin neden perdesi yok? Burada gördüğünüz gibi binanın iç tarafındaki odalar birbirlerine çok yakındır ve perdesi bulunmaz. Şu karşıda penceresi bize bakan dairede abimle birlikte kalıyorum. Ya, yani aynı zamanda komşu da sayılırız desenize. Evet, öyle denebilir. Dairenizin portmantosunu bile buradan rahatlıkla görebiliyorum. Neyse, ben birazdan İtalyan konsolosunun onurumuza verdiği küçük bir resepsiyona gideceğim. Siz de isterseniz evinize geçebilirsiniz. Yeni görevinizde başarılar dilerim Adil Bey. Ben İtalyan konsolosu Pendelli. Bu da eşim Bayan Pendelli. Memnun oldum efendim. Madam Pendelli, çok zarifsiniz. Siz de çok kibarsınız beyefendi. Ben İran konsolosu Amr. Bendeniz de İran konsolosunun eşi Necla. Aramıza hoş geldiniz. Siz de hem güzel hem zarifsiniz madam Amr. Çok teşekkür ederim. Sofranız bir hayli zengin Bay Pendelli. Beyaz ekmeğiniz bile var. Bana Batum'da beyaz ekmek bulunmadığını söylemişlerdi. Aslında doğru söylemişler Adil Bey. Devrimden sonra Rusya'da her aradığınızı bulmanız mümkün olmuyor. Halkın bulamadığı doğru ama parti üst yönetimi için hiç böyle bir sıkıntı yok. Onlar her şeyin en iyisini, en güzelini yiyip içebiliyor. Güya evet. Devrimi eşitlik olsun diye yapmışlardı. Devrim neyi değiştirdi ki? Halk Çar zamanında da yoksuldu, şimdi de yoksul. Zengin her devirde iktidarını korur dostlarım. Şehri gezme imkanınız oldu mu Adil Bey? Hayır, Batum'a geleli çok az bir zaman oldu. Batum'da göreceğiniz tek şey açlık ve sefalettir Adil Bey. Biliyor musunuz biz burada beraber yaşamaya adeta mahkum gibiyiz. Niçin? Çünkü Ruslar yabancılarla konuşmayı sevmezler. Yani. Halkın bir kısmı siyasi polisten korkuyor, bir kısmı da onların ihbarcısı. Amerikan heyetinden John dahil hepimiz topu topu 6 kişiyiz. Aa, John dedim de sahi o neden gelmedi? John'u bilmez misiniz? Dün gece içkiyi fazla kaçırdıysa yataktan kalkamamıştır. Bayan Pendelli, bu beyaz unları size Batum'a gelen İtalyan gemileri mi getiriyor? Elbette. Yoksa burada nerede bulacaksınız? Tabii herkes İtalyan konsolosu olamaz ki. Her hafta bir gemi geliyor buraya. Biz de ihtiyaçlarımızı oradan temin ediyoruz. Şimdi bırakalım şu resmi ağızları da biraz eğlenelim. Kaç yaşındasınız Adil Bey? 32. Çok mu toy gösteriyorum yoksa? Yok canım, öylesine sormuştum. Ya, bu sesler de ne böyle? Sabah olmuş galiba. Vay canına. Dün gece yorgunluktan üstümü bile değiştirmeden uyumuşum. Bekle. Kalkıp büroma geçeyim. Müracaatçı sayısı çok galiba. Aa, bakar mısınız? Günaydın. Günaydın matmazel. Uyuyakalmışım. Bu sesler de ne böyle? Ne istiyorsun sen? Her zamanki gibi. Pasaport isteyenler, pasaport kaybedenler. Matmazel Sonya, bu benim konsolosluktaki ilk günüm. Bugün kimseyle meşgul olacak halim yok. Kendilerine yarın gelmelerini söyler misiniz? Yarın konsoloshane açık olacak mı? Evet, yarın gelmelerini söyleyin lütfen. Bir dakika beni dinler misiniz? Lütfen bir dakika beni dinler misiniz? Bugün herhangi bir işlem yapamayacağız. Yarın gelin, konsoloshane açık olacak. Teşekkürler. Çayınızı içtiniz mi? Hangi çayı? Bu evde çay nerede ki? Hizmetçiler nerede? Dün buraya geldiğimde gramofon vardı, divanda kilim vardı. Hiçbir şey kalmamış. Gramofon ve kilimi bilmem ama hizmetçiler gitti. Niçin?
Sizden evvel konsolosluğa vekalet eden Fikret Bey onlara yol verdi. Niçin? Hangi akla? Bilmiyorum. Herhalde kendine göre bir sebebi vardır. Onun için kovmuştur. Belki başkasını buluruz. Peki buluncaya kadar ne yapacağım? Ne yiyeceğim? Çaresiz kooperatifin lokantasına gider, orada yersiniz. Ancak... Evet, ancak? Ancak valutanız var mı? O da ne demek? Yani ecnebi paranız. Eğer varsa o zaman gider size Torksin'den istediğinizi alırım. Torksin neresi oluyor? Torksin, ecnebi parayla alışveriş edilen bir resmi mağazadır. Avrupa'da ne varsa orada da mevcuttur. Bu mağazalardan her şehirde bir tane bulunur. Benim üzerimde Türk liraları var, olur mu? Türk lirası kabul ediyorlar mı bilmiyorum. Bununla beraber denerim. Kabul ediyorlar mı da ne demek? Kızmayın. Yiyecek olarak ne alayım? Ne alırsanız alın. Şimdi zaten karnım aç değil. Alın bu paraları. Bir saate kadar dönerim. Anlamıyorum. Fikret Bey giderken neden kilimle gramofonu aldı ki? Hizmetçileri neden kovdu? Dünkü resepsiyonda İran konsolosu onu neden trene kadar uğurladı? Kim geldi acaba? Bonjour. Madame Amr. Bu ne hoş sürpriz. Bana Necla değil lütfen. Bugün neden bu kadar ıssız burası? Çalışmıyor musunuz yoksa? Evet. Bugün konsolosluğu tatil ettim. İyi yapmışsınız. Bana kalsa her gün kapatsanız hiçbir şey değişmez. Ben eşime daima bunu anlatmaya çalışıyorum. Boşuna açma İran konsolosluğunu diyorum. Bir vatandaşınıza çıkış vizesi almak için hasta oluyorsunuz. Tam iş bitti dediğiniz gün bir imza eksik diye bütün evrakı tekrar Moskova'ya sevk ederler. Ve bu böylece sürer gider. Ruslar daima insana kan kusturur. Desenize işimiz var bu Ruslarla. Bakın Nadia bugün bayağı güzelleşmiş. Nadia da kim? Karşı evde oturan kadın. Kendisini tanıyor musunuz? Nasıl tanımam? Nadia Liman Gepeo şefinin karısıdır. Bizim için vatandaş sayılır. Çünkü annesi İran hududundandır. Kendisiyle ilk tanıştığım zamanlar Nadia'yı eve çaya davet ettim. Kabul etmişti. Sonra nedense telefonda özür diledi. Her seferinde bir başka güne bırakarak sonuçta davetime gelmedi. Neden? Nedeni var mı? Bir Rus bir ecnebiyle konuşursa bu onun için hiç de iyi olmaz. Siz daha yenisiniz. Zamanla görecek ve bana hak vereceksiniz. Anlayacağınız şu andan itibaren sizin konuşabileceğiniz insanlar sadece biziz. Gömlekleriniz çok güzelim. Bunları İstanbul'dan mı aldınız? Hayır. Viyana'da 3. kağıt ilk yer almıştım. Kim geldi? Sonya gelmiştir. Gaz ocağınız için size ispirto da aldım. Aldıklarımı mutfağa götürüp yerleştireyim. Size zahmet olacak. Maşallah sarışın afetle hemen de içli dışlı olmuşsunuz. Hizmetçiler yok da bana yardım ediyor. Onun kim olduğunu biliyor musunuz? Kim? Karşı dairede oturan Liman GPU şefinin yani Colin'in kız kardeşi. Yani bir gizli siyasi polis. Fikret Bey gitmeden önce söylemişti. Sizden önceki konsolos arkadaşınız nasıl öldü sanırım bilmiyorsunuz. Hayır, bilmiyorum. Sapasağlam adamdı. Birkaç saat içinde vefat ettiği duyuldu. Nasıl öldüğünü hala kimse bilmez. Fakat bildiğim bir şey varsa hasta değildi. Sizce birileri mi öldürdü onu? Bu benim fikrim. Zehirlendiğini sanıyorum. Neler söylüyorsunuz? Bu çok korkunç bir şey. Siz de alışacaksınız. Fakat çok dikkat etmeniz lazım. Her şeye çok çok dikkat etmelisiniz Adil Bey. Bakmamı ister misiniz? Siz bakın. Ben bakarım Matmazel Sonya. Alo. Alo. Orası Batum Konsolosluğu mu? Evet, siz kimsiniz? Burası Tiflis Konsolosluğu. Konsolos Bey verir misiniz? Buyurun, ben Konsolos Adil Zeki. Beyefendi, yerinize vekalet eden Fikret Bey Tiflis'e gelir gelmez tevkif edildi. Neden? Sebep ne? Alo. 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 Kapandı. Ne istiyorlarmış? Önemli değil. Siz işinize bakabilirsiniz Matmazel Sonya. Peki efendim. Yumurta yer misiniz? Yerim. Şimdi yaparım. Kimdi arayan Adil Bey? Hiçbir şey anlamadım. Tiflis konsolosluğundan biri. Fikret Bey'in tevkif edildiğini söyledi. Tevkif mi edilmiş? Açıklama istedim ama cevap alamadım. Kapandı.
Acaba mahalli otoriteler nezdinde bir demarş mı yapsam? Yo. Neye yarar ki? Bence yapacağınız hiçbir şey yok. Acaba Fikret Bey'in bütün bagajlarını da aldılar mı dersiniz? O konuda bir şey söylemediler. Bırakın söylemeyi, beni dinlemediler bile. Hay Allah, bu çok kötü oldu. Ne oldu? Hiç şey, kendisine 3 tane hakiki gümüş semaver emanet etmiştik de. Şimdi anlaşıldı. Fikret'in diplomatik pasaportu olduğu için gümrükten rahatça geçebileceğini düşünmüştünüz galiba. Canım öyle bakmayın bana. Evet, 3 tane gümüş semaver. Burada köylülerde hala saklı eski gümüş işler bulunuyor. Bunları bir parça ekmek karşılığında ele geçirmek mümkün. Ekmek dedimse yani birkaç kilo beyaz un karşılığı demek istedim. O aptal Fikret emanetleri İran'a aktaracağını güya garanti etmişti. Bu durumu hemen kocama haber vermeliyim. Hoşça kalın. Güle güle madam. Güle güle. Dünkü resepsiyonda İran konsolosunun Fikret'i neden uğurlamak için trene gittiğinin sebebi şimdi ortaya çıktı. Zavallı halkın elindeki değerli eşyaları un karşılığı alıp kaçırıyorlar. Aradığınız her şeyi mutfak dolaplarında bulabilirsiniz efendim. Fakat peçete, sofra örtüsü ve yatak çarşafı gibi şeyler evde mevcut değil. Eskiden var mıydı? Vardı. Ya, peki bütün bu eşyalar kime aitti? Bilmiyorum. Bunları Torksin'den alabilirsiniz. Ben yemeğe gideceğim. Saat kaçta dönmemi istersiniz? Adet kaçta dönmektir? Saat 3'te. Kaç yaşındasınız Sonya? 20. Buralı mısınız? Hayır, Moskovalıyım. Türkçeyi nerede öğrendiniz? İhtilalden önce babam Türk sefaretinin kapıcısıydı. Yumurtalarınız oldu. Benim de gitme zamanım geldi. Hoşça kalın. Güle güle. Ecnevi İşler Bürosu dediğiniz burası mı Matmazel Sonya? Evet. Yabancılarla ilgili her şeye bu büro bakıyor. Şu asık suratlı memur Türkçe biliyor mu? Bilir. Neden asık suratlı dediniz ona? Çünkü yüzü asık da ondan. Aslında yüzü asık olan yalnız bu memur değil. Batum'da herkesin yüzü asık. Neden dersiniz? Bilmiyorum. Bakar mısınız? Evet. Ben Türk konsolosuyum. Geçenlerde Ermeni asıllı bir Türk vatandaşı ile ilgili çıkış vizesi istemiştim. Ne oldu? Henüz bir haber yok. Moskova'dan emir bekliyoruz. 15 gün oldu ama. Telgrafla sorulacaktı. Haber yok dedim ya. Peki ya eşyaları alınan kadının şikayeti ne oldu? Gerekli tetkiki yapıyoruz. Anlaşılan her şey yokuşa sürülüyor. Peki geçen gün konsolosluktan karısıyla birlikte çıkarken polisler zavallı bir müracaatçıyı tevkif etmişlerdi. Sebebi neymiş? Böyle bir şeyden haberimiz yok. Nasıl haberiniz olmaz? Herkes gördü, iki polis adamı kolundan tutup götürdü. Bütün paraları adamın üstündeymiş. Zavallı kadın meteliksiz perişan durumda. Haberimiz olmadığını söyledim ya. Neden haberiniz var ki sanki? Peki hizmetçi bulma işi ne oldu? Daha bulamadık, araştırıyoruz. İnanamıyorum. Buna inanamıyorum. Sokaklarda binlerce insan dileniyor, iş arıyor ama bana bulamadığınızı söylüyor. Çalışmak istemiyorlar, ne yapalım biz? Ama ben iyi bir maaş vermeye hazırım. Sakin olun Adil Bey. Sanırım yakında birini bulup gönderirler. İstanbul'dan getirdiğim gramofonu gümrükten aldım ama plaklarını hala vermediler. Buna ne diyeceksiniz? Plakların içinde İspanyolca olanlar var. Batum'da İspanyolca bilen olmadığı için Moskova'ya gönderdik. Oradan haber bekliyoruz. Moskova ne yapacak ki? Plak plaktır. İçinde şarkıdan başka bir şey olduğunu mu sanıyorsunuz? Gelin çıkalım buradan Matmazel Sonya. Sinirlerim iyice gerildi. Şu hale bakın Matmazel Sonya. Bir şehire şehir diyebilmek için insanlar, dükkanlar ve trafik olması lazım. Oysa bunların hiçbiri burada yok. Olabilir. Eskiden Batum sokakları da İstanbul, Samsun ve Trabzon sokakları gibi cıvıl cıvıl insanlarla dolup boşalırdı. Sıra sıra lokantalar, onların kapılarında döner kebaplar bulunurdu. Bakırcı ve demirci dükkanlarından çekiş sesleri gelir, sarraflarda her çeşit altın ve para alınıp satılırdı. Oysa şimdi Batum ölü bir limandan başka bir şey değil. Sovyet rejiminde herkes çalışır. Sokaklar bu yüzden boş. Madem öyle, şu kadın çöp tenekesinin içinde neden yiyecek arıyor? Buna yiyecek vermiyor mu hükümetimiz? Çalışan herkes yiyecek bulur. Peki ya bu kadına ne diyeceksiniz? Çalışan herkes yiyecek bulur. Ya çalışacak halde değilse? O gibiler için düşkünler evleri vardır. Her şeye bir cevap buluyorsunuz maşallah. Ama siz de biliyorsunuz ki Sovyet rejiminde her şey yolunda gitmiyor Matmazel Sonya. Gitmeyen nedir ki? Bunun örneklerini her gün konsolosluğumuza gelenlerde görüyoruz. Dikkat ettiyseniz şikayetler hep aynı. Eskiden Türk vatandaşı olanları rejim değişikliğinden sonra Sovyet vatandaşı olarak deftere geçirmişler. Zavallılar Türk mü Rus mu olduklarını bile bilmiyorlar.
Çoğu işsiz, bir dilim ekmeğe muhtaç. Kendilerine pasaport veriyoruz ama ne fayda? Sizinkiler çıkış vizesi vermiyor. Bu akşam yemeği için ne istiyorsunuz? Ne isterseniz hazırlayabilirsiniz. Yalnız daha önce bir doktor çağırmanızı istiyorum. Hasta mısınız? Madem doktor istiyorum, demek ki kendimi pek iyi hissetmiyorum, değil mi? Madam Necla haklıymış. Bu Ruslar insanı illet eder. Hiçbir şey çözdükleri yok. Ne sorsak ya haberimiz yok ya da Moskova'dan haber bekliyoruz diyorlar. Herkes mutsuz, herkes umutsuz. Burada nasıl yaşıyorlar anlamıyorum. Karşıki dairenin perdeleri açık. Gepoğlu şefi Colin karısıyla karşılıklı çay içiyor. Masanın üstünde birkaç dilim kara ekmek, elma ve şeker var. Bütün mutlulukları bu olmalı. Gel de demokrasiye sarılma. Midem nasıl dayanıyor. Yediğim konserveler mi yapıyor ne? Doktor bir an evvel gelip de muayene etse. Umarım benden önceki meslektaşımı tedavi eden doktor gelir. Ben geldim. Doktor gelecek mi? Birkaç dakika sonra gelir sanıyorum. Size yiyecek bir şeyler aldım. Gidip yiyebilirsiniz. Hı hı. Ben gidiyorum. Karşı eve mi? Yani ağabeyinizin evine. Evet. Buradan beni görüyorsunuzdur herhalde. Hı, evde olduğunuz zaman görüyorum. Kaç odası var o evin? 3 ama öbür odalarda başka aileler kalıyor. Yani sen, ağabeyin ve yengen aynı odada mı kalıyorsunuz? Evet. Ama bu imkansız. İmkansız olan ne? Üçünüzün birden aynı odada kalması. Birbirinizin yanında nasıl soyunup giyiniyorsunuz? Bu sizi rahatsız etmiyor mu? Hayır. İyi akşamlar. Bir dakika. Doktor Türkçe biliyor mu? Onunla nasıl konuşacağım? Biliyor. Eski konsolos hastalandığında da o bakardı. Sözlerime kızdı galiba. Çok sıkı bir komünist bu kız. Rejimin eleştirilmesine hiç tahammülü yok. Aslında çok güzel ama biraz bakımsız. Doktor olmalı. Buyurun. Ben doktorum. Buyurun doktor bey. Neyiniz var? Kendimi hiç iyi hissetmiyorum doktor. İştahım yok. Sık sık kusma ihtiyacı hissediyorum. Uykum da fena. Soyun. Peki. Ceketimi çıkartmam yetiyor mu? Hayır. Fanilanızı da çıkartın. Olur. Evvelce önemli bir hastalık geçirdiniz mi? Hayır. Nefes alır mısınız? Öksürün. Tamam. Şimdi de oturun. Pekala. Tansiyonunuzu ölçeceğim. Benden önceki meslektaşım neden ölmüştü doktor? Unuttum. Fişleri yeni baştan tetkik etmem lazım. Elimdeki çekişle bazı yerlerinize vuracağım. Korkmayın. Ya, vurun buyurun. Biraz asabisiniz. Bu ruhi çöküntü içindesiniz demektir. Uyumadan evvel biraz bromür almanız gerekir. Bromürü nereden bulabilirim? Moskova'ya yazdırmanız lazım. Bu arada hafif yemekler yemeniz iyi olur. Durumum endişe verici mi doktor? Şu an bir şey söylenemez. Bromür için madem ecnebisiniz, bunu kendi memleketinizden de vapurla getirtebilirsiniz. Bizde ilaç biraz nadirdir. İyi akşamlar, geçmiş olsun. Sağ olun. Karşı dairenin ışıkları sönmüş. Yatmış olmalılar. İşte gece lambasının ışığı altında Sonya'yı görüyorum. Demir karyolasında uyuyor. Seslensem duyar mı acaba beni? Herhalde duyar. Aramızda en fazla 3-4 metre var. Acaba benim hakkımda ne düşünüyor? Bugün dikkat ettim de gerçekten de güzel bir kız. Ama rejimin soğuk yüzü onun yüzüne de vurmuş. Hiç gülmüyor. Bu arada yarın şu Amerikan konsolosu John'la tanışacağım. Bakalım nasıl biri. Merhaba. Amerikan heyetinden John.
Merhaba. Adınızı çokça duydum Mr. John. Ben de sizin adınızı sıkça duydum Adil Bey. Batum'da pek fazla eskimedim. Kimden duydunuz adımı? O sersem Necla'dan. Nasıl? İyi gidiyor mu arkadaşlığınız? Güzel kadındı ama aptalın tekidir. Aynı zamanda da gevezedir. Ve istediği zaman karşısındakini de geveze yapabilir. Ben pek geveze biri değilimdir. Onu duyduğuma sevindim. Çoktan beri mi buradasınız? 4 senedir. Peki burası hoşunuza gidiyor mu? İnsan zamanla alışıyor. Size kartımı vereyim. Bir gün başınız ağrırsa bana uğrayın. Size bir şey soracağım. Necla'nın istediği zaman karşısındakini geveze yapabileceğini söylediniz. Sizce Gepo'dan olabilir mi? Benden size tavsiye. Sakın bu şeyleri konuşmayın. Bakın, bize hizmet eden garson var ya. Yoksa o da mı onlardan? Evet. Bütün kadınlar keza onlardandır. Kapıcılar, hizmetçiler, hepsi. Ama hepsi. Desenize neredeyse bütün Rus halkı Gepo'dan. Hiç soru sormamayı kendinize prensip edinin. Eşyalarınızın yarısı gelmemiş mi? Susunuz. Sizi soydular mı? Ses çıkartmayınız. Gece yolunuzu kesip cüzdanınızı mı aldılar? Şikayet etmeden evinize döndünüz. Bironuzda biri mi öldü? Gelip kaldırmalarını bekleyin. Telefonunuz mu kesildi? Demek öyle münasip görmüşler. Katlanın. Anladınız mı? Ecnemi gemicilerle de pek ahbaplık etmeyin. Ya siz? Bana bakmayın. Ben Amerikan heyetindenim. 4 yıldır buradayım. Gepo bana alıştı. Hadi dostum. Şimdi gidip işlerine bakabilirsin. John'a kalırsa herkes Gepo'dan. İyi ama insan bu ülkede kime güvenecek, kime inanacak? Kendisinden korkan böyle bir rejim görmedim. Herkes herkesten kuşkulanıyor. Sanırım hapishanelerde ve mezarlıklarda yer yoktur bu ülkede. Sonya ne yapıyor acaba? Uyuyor mu? Karşıki dairenin penceresi açık. Ama Sonya'nın yatağı boş. Bozulmamış bile. Vakit çoktan gece yarısını geçti. Sanırım bugün çarşıda el ele gördüğüm erkek arkadaşıyla birlikte olmalı. Bana ne canım? Benimle karışmaya hakkım var ki? Sevgilim değil, bir şeyim değil. Keşke sevgilim olsaydı. Aslında kıskanıyorum onu. Matmazel Sonya, bu sabah uyandığımda sağı solu süpüren bir kadın gördüm. Kim olduğunu sorduğumda hizmetçi olduğunu söyledi. Evet, sonunda birini buldular. Siz uyurken geldi, işe başladı. Pek suratsız bir şey, hiç gülmüyor. Onun görevi size gülümsemek değil, hizmet etmek. Kaç gündür sular akmıyor, farkında mısınız? Evet, dün gelir gelmez farkına vardım. Belki tamirat vardır, onun için kesmişlerdir diye öğlene kadar bekledim. Peki sonra? Sonra tesisatçıyı çağırdım, bekliyorum. Gelmeyeceğine bahse girebilirim. Kim bilir neden kesmişlerdir. Dün gece hava çok sıcaktı. Sizin pencere de devamlı olarak açıktı. Hasta mısınız? Görüntünüz çok kötü. Olabilir. Kendimi çok fena hissediyorum. Doktor çağırmamı ister misiniz? Hayır. Zehirlenmeye hiç ihtiyacım yok. Benden evvelki arkadaş burada ne kadar yaşadı? Zannederim 2 sene yaşamış. Ben kendisini 2. senenin sonunda tanıdım. Dışarıdan ne oluyor öyle? Bu gürültü de ne böyle? Buraya gelin Sonya. Buraya gelin ve dışarı bakın. Ne var, ne oldu? Dışarıdaki insanlık dramını görüyor musunuz? Kamyonetten yere düşen kutudaki bisküvi kırıklarına ihtiyar kadınlar, insanlar nasıl hücum ediyor, görüyor musunuz? Evet, görüyorum. Ne olmuş? Bu insanlar aç olmasalar sokaktan bisküvi kırıkları toplarlar mı? Amerika ve Almanya'da milyonlarca işsiz ve fakir insan yok mu? Bir şey daha soracağım size. Elinize geçen 400 ruble maaşla ne alabilirsiniz? İhtiyacım kadar olanı alırım. Bunu bana evvelce de söylemiştiniz ama artık fiyatları biliyorum. Mesela ayağınızdaki ayakkabı 350 ruble. Sırtınızdaki elbise en azından 300 ruble. Bir parça et... Et yemiyorum. Abiniz de mi yemiyor? Yalnız kooperatifte yemek yerse et yiyor. O ne kadar kazanıyor? Benim gibi 400 ruble. Parti üyeleri bu miktardan fazlasını kabul etmezler. Biz bedbaht değiliz Konsolos Bey. Peki ya öteki insanlar gibi siz de kuyruğa girmeye mecbur olsanız? Girerim. Matmazel Sonya, siz de GPO'ya mensup musunuz? Hayır, ben partiye mensubum. Kaç yaşındasınız? Evvelce de söylemiştim, 20 yaşındayım. Benden nefret ediyorsun değil mi? Hayır,
Neden nefret edecekmişim ki? Benim hakkımda ne düşünüyorsun? Düşünmüyor. Bir an evvel memleketine dönse iyi eder diyorum. Ha, yani demek istiyorsun ki ben eziyete dayanamam. Bu memlekette yaşamaya muktedir değilim. Etrafımdaki her çeşit gizli teşkilatın dikkati de üzerimde. Ben öyle bir şey demedim. Siz söylüyorsunuz. Sen hiç Çanakkale Muharebesi'nden bahsedildiğini duydun mu? Tam 3 yıl ben orada siperler içinde yaşadım. Orada da hizmetçi yoktu. Hatta teneke kutu içinde konserve süt hiç yoktu. Anlıyor musun beni Sonya? Evet. Dün akşam seni karşı dairede göremeyince çok üzüldüm. Niçin? Çünkü alıştım işte. Geceleri buradan baktığımda seni görüyordum. Ama dün yatağım boştu. Adil Bey, neyiniz var? Çok terliyorsunuz. Bilmiyorum. Hava çok sıcak. Bunaldım. İyi değilim. Hakikaten hasta mısınız? Bilmiyorum ama gördüğünüz gibi çok terliyorum. Karnım aç değil ama midemin çekildiğini hissediyorum. Bakın, ne yapın biliyor musunuz? Gidip denize girin. Sonra da çiçek bahçesine kadar yürüyün. Bu bahçe bir ecnebi için cidden gezilmeye değer bir yerdir. Kestirmeden gidip gelirseniz 12 kilometre kadar tutar. Peki sonra? Böylece yorulmuş olur ve hemen uykuya dalarsınız. Siz bu programı hiç tatbik ettiniz mi? Evet. Yalnız başınıza mı? Niçin olmasın? Peki böyle bir gezinti için bana eşlik eder misiniz? Özür dilerim ama hayır. Beni çok mu can sıkıcı buluyorsun? Hayır, öyle değil. Öyleyse yine aynı hikaye. Ben bir yabancıyım. Size şüpheyle bakacaklar. Tabii, şimdi anladım. Barda çalışan kadınlar ecnebi gemicilerle çıkıyorlar ama onların hepsi GPO'ya mensup değil mi? Tabii, onları polis sorguya çeker. Seni de çekiyor mu? Onu söylemek istemedim. Ama aksini de tabii iddia edecek değilsiniz. Dün gece 50 metre ötemde bir adam öldürdüler. Kim öldürdü? Yeşil kasketli birisi, polis yani. Sizde de polis ateş etmez mi? Eder, eder ama bazı farklarla. Mesela hiç değilse hadiseye şahit olanlar polisin bir adam üzerine niçin ateş ettiğini sorup öğrenebilirler. Dün gece kimse yerinden bile kımıldamadı. Demek ki hadise kimseyi ilgilendirmemiş. Sonya. 3 defadır ki bana sadece ismimle hitap ediyorsunuz. İsminin yanına başka bir kelime daha eklememi ister misin? Hayır, gerek yok. Az kalsın unutuyordum. Çamaşırlarınızı bana verebilirsiniz. Bizimkileri yıkayan kimse sizinkileri de yıkayacak. Bugün çamaşır verme günüdür. Kirli çamaşırlarınız nerede? Odamda. Sonya, sana bir soru sormak istiyorum. Ne soracaksınız? Daha doğrusu size kendimden, yani size desem ki... Lütfen acele ediniz. Çünkü yemek zamanı geldi. Şey, yani ben ve siz... Sizin de buradan gördüğünüz gibi abim eve dönmüş. Birazdan yemek masasını hazırlayacaklar. Şimdilik hoşça kalın. Midem. Yine ağrı başladı. İstanbul'a mektup yazıp bol miktarda bromür göndermelerini isteyeyim. Günaydın Adil Bey. Günaydın Sonya. Çok bekleyen var mı dışarıda? Birkaç kişi. Ama bir tanesi muhakkak sizinle görüşmek istiyor. Eşkıya kılıklı bir adam. Dağlılara benziyor. Al bakalım içeri. Derdi neymiş öğrenelim. Peki. Siz girin, Konsolos Bey sizinle görüşecek. Buyurun. Rahatsız ettim beyim. Estağfurullah. Anlat bakalım. Ya, bu kadının yanında mı? İsterseniz ben dışarı çıkayım. Yok yok, kalın Sonya. Bu bayan konsoloslukta görevli. Ne anlatacaksanız onun yanında konuşabilirsiniz. Önce size şu pasaportu bir vereyim. Senin mi bu? Hayır. Öldürülen bir adamın pasaportu. Başıma bir şey gelirse İzmir'deki hemşireme haber versinler diye vasiyet etmişti. Ben de ileteseniz diye size getirdim. Kim kimi öldürmüş? Ben Anadolu'ya dağlardan insan kaçırırım. Geçenlerde 6 kişi birden kaçırdım. Tam iş bitmiş, sonuncu müşterim kaçıyordu ki üzerimize ateş ettiler. 6.'sı vuruldu. Bu onun pasaportu. Ya, böyle çok adam kaçırdın mı sen? Siz vatandaşınızın ölümünü ailesine haber verin. Hadi eyvallah. Ne yapmamı istiyorsunuz? Adamın İzmir'deki adresini bulup hemşiresine 2 satır yazıyla durumu bildirelim. Peki. Merhaba. Hoş geldiniz Necra. Bu ne surat böyle? İnsan dostunu böyle mi karşılar? Aşk olsun Adil. Şey, işler biraz yoğun da. Biliyor musun, kocam gelecek hafta İran'dan dönecek. İstersen bu gece burada kalabilirim.
Matmazel Sonya, sizden rica etsem dışarıda bekleyenlerin derdini dinler misiniz? Tabii efendim. Necla Hanım, buraya niçin geldiniz? Bu ne biçim soru böyle? Arkadaş değil miyiz? Neyin var Adil Bey? Seni çok değişik gördüm. Hiç, sadece keyfim yok. Yoksa benim hakkımda sana bir şeyler mi anlattılar? Hayır. Bu yakında kimi gördün? Kimseyi. O halde hakkımda barda konuştular. Hayır, oraya sadece bir kez gittim. Söyledim ya, keyfim yok. Rahatsızım. Geçmiş olsun. Ben gidiyorum. Keyfin olduğu zaman ararsın beni. Bu kadın neden bu kadar üzerime düşüyor anlamıyorum. Yoksa bu da mı Gepo'dan? Bu rejimde herkesten her şey beklenir. Merhaba John. Aha, Adil Bey, sizin bardan hoşlanmadığınızı sanıyordum. Ah, bu gece canım gelmek istedi. Masanızın üstündeki şişelere bakılacak olursa bir hayli içmişsiniz. İçtim ya. Bazen öyle olaylara şahit oluyorum ki yüreğimde yer etmemesi için içerek unutmaya çalışıyorum. Neye şahit oldunuz ki? Bir kurşuna dizilme olayına. Bugün birini kurşuna dizdiler. Kimi? Benim büronun yanındaki Gepo garnizonun bahçesine adamın birini saat 2'ye doğru getirdiler. Sonra da duvara dayayarak kurşuna dizdiler. Suçu neymiş? Dağlardan başka memleketlere adam kaçırıyormuş. Dağlı bir adam. Dağlı bir adam mı? Adam bıyıklı mıydı? Evet, bıyıklıydı. Yoksa tanıyor musunuz? Evet. Bu salah bizim konsolosluğa gelmişti. Sahi mi? Hı. Kaçırdığı adamlardan biri çatışma sırasında öldürülmüş. Onun pasaportunu getirdi. Sizce GPU adamı takip ediyor olabilir mi? Sanmam. Takip etseler de konsolosluğunuza kadar gelmesine izin vermeden tutuklarlardı. Peki nasıl yakalamış olabilirler? Biri ihbar etmiştir. İyi ama kim? O dağlı adam sizinle konuşurken yalnız mıydınız? Evet. Sadece sekreterim Sonya vardı yanımda. Yani Liman Gepo şefinin kız kardeşi. Onun mu ihbar ettiğini söylemek istiyorsunuz? Boş verin. Ölen ölmüş. Sekreterinize bu hikayeden hiç söz etmeyin. Size başka bir haber daha vereyim. Nedir? İran konsolosunu bu sabah trenle ülkesine postaladılar. Bay Amr'ı mı? Sebep neymiş peki? Şimdiye kadar yani bir sene içinde buradan İran'a 180 tane kıymetli halıyla sayısız gümüş semaver ve sanat eserleri kaçırmış. Peki ya karısı? Necla Hanım da İran'a mı gitti? Karısı değildi ki. Amar Moskova'da sefaret katibiyken onunla tanışmış. Beraber yaşıyorlardı. Rus tabiyetinde olduğu için Necla'nın İran'a gitmesine müsaade etmediler. Eyvah, Necla buraya geliyor. Bu kafayla onu hiç çekemem. İyi geceler dostum. Acaba kurşuna dizilen o dağlıyı Sonya mı ihbar etti? İyi geceler şekerim. İyi geceler Necla. Seni arıyordum Adil. Konsolosluğa uğradım. Kapıyı açan olmayınca burada olabileceğin geldi aklıma. Beni niye arıyorsun? Bak Adil, sen beni daima İranlı sandın. Oysa ben Rusya'da doğmuş olmama rağmen asla Rus da değil. Büyük babam Ankaralıydı. Adı da Kemal'dir. Benden ne istiyorsun? Senden ricam bana yardım edip gerekli vesaiki tedarik etmendir. Et ki bir Türk pasaportu alıp Türkiye'ye gidebileyim. Yapabilir misin? Bir çaresine bakarız. Ne zaman seni ziyaret edebilirim? Ne zaman istersen. Senin sarışın çıyan hala yanında mı? Kimmiş o sarışın çıyan? Canım şu Rus sekreterin. Ha, evet yanımda. Memnun musun ondan? Bilmem, sekreter işte, görevini yapıyor. Hava amma kötü. Sanki gök delinmiş. Bu şehir tıpkı Sonya'ya benziyor. Soğuk ve esrarlı. Dağlı adamın kurşuna dizildiği gün bana daha bir sıcak davrandı. Neden acaba? Belki de başka kurşuna dizilecek insanları ihbar etmek için. Onun kimseyi sevebileceğine inanmıyorum. Bu tüpün içindeki beyaz tozlar nedir Sonya? İstanbul'dan istediğiniz bromürler. Hepsi bu kadar mı? Hayır. Oldukça fazla gelmiş ve doktorunuza teslim etmişler. Doktorunuz da bu kadarını vermeyi uygun buldu. Bitince tekrar veririm dedi. Görüyorsunuz ya, ilaçlarımın bile özgürlüğü yok bu ülkede. Su getireyim size. Hayır. Bu bromürleri içmeyeceğim. Bunların zehir olmadığı ne malum? Çaktırmadan çöpe atacağım.
Bu memlekette kimseye itimadım kalmadı. Buyurun suyunuzu, ilacınızı içebilirsiniz. Sonya, Karadeniz bol balık veren bir deniz midir? Evet, oldukça boldur. Peki kilosu kaça? 1 veya 2 rubledir. Hı, acayip. Pazarda bir ihtiyar 3 pis balığına 5 ruble istedi. Siz serbest pazarda sormuşsunuz. Oysa biz serbest ticareti kaldırmak istiyoruz. Kooperatifte balık... Sordum. Kooperatifte balık yok. Ekseriya bulunur ama. 15 günde 1 falan gelirmiş. Bu balık avına bağlı bir şeydir. Sonya, Sovyet rejimini savunmak için kendine göre haklı nedenlerim var. Biliyorum. Ama gerçekler senin sandığın gibi değil. 3 haftadır halka 1 kilo bile patates verilmediği halde... Lenin'in otelinde verilen bir ziyafette davetlilere siyah havyar ikram edildiğini gördüm. Sizin memleketinizde de bakanlar hamallardan farklı yemekler yemezler mi? Yerler ama benim ülkemde hiçbir şeyin yokluğu çekilmez. Bizim burada yiyecek israf edilmez ama siz ediyorsunuz. Neyi israf ediyormuşum? Konservelerinizden söz ediyorum. Her gün 1 kutu açıyor fakat içinden ancak 1 sardalya yiyor yahut da yemiyorsunuz. Bu çok fena. İştahım yok. Açtığınız kutuları ya saklayın ya da ortada bırakmayınız. Yani ben yokken hizmetçi kadın mı onları alıyor demek istiyorsun? Evet, o veya oğlu. Ha, bildim evet. Ara sıra buraya geldiğim zaman dosyaları karıştırırken gördüğüm adam. Sizin memleketinizde de hizmetçiler meraklı olmazlar mı acaba? Olurlar ama evrak karıştırmazlar. Sanırım bu hizmetçiyle oğlu Gepo teşkilatından. Bir bilsem neyi araştırdıklarını ya da öğrenmek istediklerini. Herkesin Gepo'dan oldukları siz de paranoya haline gelmiş. İzninizle. Benim mesaim bitti. Gidiyorum. Bugün yine hiç keyfim yok. Ağzımın içi kupkuru. Dilimde pas tutmuş. Anlamıyorum ki neyim var. Her gün biraz daha kötü kalkıyorum yataktan. Öksürük. Beni boğacak. Mendilim neredeydi? Cebimdeymiş. Bu da ne? Kan. Tükürüğümde kan var. Hemen doktoru çağırmalıyım. Matmazel Sonya. Buyurun Adil Bey. Bu haliniz ne böyle? Hastalandınız mı? Kendimi iyi hissetmiyorum. Bana hemen doktoru getirir misiniz? Peki. Dilinizi gösterin. Nefes alın. Verin. Öksürün. Biraz daha kuvvetli. Bromürü fazla almadığınıza emin misiniz? Hiç almıyorum ki. Almıyor musunuz? Neden? Çünkü gerek görmedim. Artık geceleri uyuyabiliyorum. Bütün organlarınız, nasıl söylesem, sanki yorgun gibi. Nasıl yani? Bilmem nasıl izah edeyim. Uzun zaman zehir alıyormuşsunuz gibi. Zehir mi? Bundan emin misiniz doktor? Hayır, gibi dedim. Vücudunuzun belli bir yerinde ağrınız var. Bu sabah tükürüğümden kan geldi. Bu ilk defa mı geliyor başınıza? Evet, bu sabah öksürürken oldu. Bakın, bu kan verem olduğunuz anlamına gelmez. Ciğerlerinizi dinledim, hiçbir şey yok. Yine de hastaneye gelirseniz röntgen çektirir bakarız. Doktor, açık konuşun. Zehirlenmiş olabilir miyim? Belirtiler böyle bir şey gösteriyor ama kesin olarak bir şey söyleyemem. Geçmiş olsun. Sağ olun. Doktor da korkuyor. Oysa zehirlendiğimi bal gibi de biliyor. Artık buna ben de inanıyorum. Doktora giderken gördüm. Neyiniz varmış? Önemli değil dedi. Dün gece neredeydin Sonya? Partiye gittim. Sonra? Ne demek istiyorsun? Nerede uyudun? Evinde mi yoksa senin tabirinle bir arkadaşında mı? Bir arkadaşımda. Hı, pekala. Ben dışarı çıkıyorum. Nereye gidiyorsunuz? Bilmiyorum. Düşünmeye ihtiyacım var. Dolaşacağım. Şurası gerçek ki yavaş yavaş zehirleniyorum. Ama ne zamandan beri? Belki de geldiğim andan beri. Sanırım benden önceki konsolos arkadaşım da zehirlenerek öldü.
Bir yerde okumuştum. Arsenik vücuda yavaş yavaş verilirse sonunda ölüm gerçekleşirmiş. Acaba Sonya mı yapıyor bunu? Eğer öyleyse neden ben? Neden İtalyan, İran konsolosları değil de ben? Hoş geldiniz. Islanmışsınız. Sen daha gitmedin mi? Ne işin var burada? Gidecektim ama sizi merak ettim. İyi, gördün işte. Artık gidebilirsin. Peki. Bir dakika. Ne var? Çantanı verir misin? Niye? Verir misin dedim. Hayır. Ama ben istiyorum. Yapmayın lütfen. Çantamın sapını koparttınız. İşte, aradığım şeyi buldum. Neymiş o? Şu elimde gördüğün içi beyaz toz dolu şişe. Demek o sendin ha? Ne demek istediğinizi anlayamadım. Daha ne kadar yaşama mühletin var? Benden önceki konsolosu da bu şişenin içindeki tozla zehirleyerek sen mi öldürdün? İtiraf et. Konuş, bir şeyler söyle. Söylediklerimi anlamadın mı? Sana konuş diyorum. Sonya. Sonya. Benden neden bu kadar nefret ettin? Niye? Ben seni masumane severken... Meğer sen benim ölümümü hazırlıyormuşsun. Yeter. Lütfen susun. Buraya geldiğim günden beri senin dostluğunu ve sevgini kazanmaya çalışmaktan başka ne yaptım ki? Zaman oldu elektrikleri söndürüp senin kaldığın daireni gözledim. Ama sen bir zehirin peşindeydin. Arsenik. Değil mi? Arsenik bu tüpün içindekiler. Bunu kendi isteğinle mi yoksa bir emirle mi yapıyordun Sonya? Cevap ver. Bir şey söylemeyecek misin? Yoksa GPU'lu meslektaşlarından korktuğun için mi konuşmuyorsun he? Oysa ne projeler yapmıştım. Türkiye'ye götürecektim seni. Kendimi seninle kol kola Boğaziçi sahillerinde gezerken hayal ediyordum. Konuş. Bir şey söyle. Sonya. Sonya ne olur konuş. Bir şeyler söyle ne olur. Lütfen bırakınız beni. Hayır. Her şeyi anlatmadan hiçbir yere gidemezsin. Lütfen. Lütfen bırakın beni. Niçin ağlıyoruz? Ağlamıyorum ki. Ağladın. Hala da ağlamak istiyorsun. Hadi anlat bana lütfen. Anlatacak hiçbir şeyim yok. Evet var. Benden önceki konsolosu zehirledin. Beni de. Yine de anlatılacak bir şey yok öyle mi? Sonya başını kaldır. Yüzünü görmek istiyorum. Biliyorum. Ben bir aptalım. Seni sevmiş olduğum için aptalın biriyim. Hem de öylesine aptal ki seni kıskanmaya bile kalktım. Susunuz. Yalvarırım susunuz. Sonya. Sonya. Bırakın. Bırakın beni gideyim. Hayır, hayır, hayır. Her şeyi konuşmadan göndermem seni Sonya. Belki sana karşı çok ağır konuştum. Belki de beni sen zehirlemek istemedin. Belki de ben aldanmış olabilirim. Hadi tatlım konuş. Ne söylersen sana inanacağım. Seni çok sevdiğimi de açık açık söylüyorum işte. Susunuz. Niçin susayım? Hata mı ettim? Evet. Seni sevmekle mi? Evet. Yani söylediklerim doğru mu? Beni sen mi zehirledin? Evet. Peki neden? Bunu siz anlayamazsınız. Neden anlayamayayım? Yeter ki susma. İstersen ben sorayım sen anlat ha. Benden önceki konsolos arkadaşımı sen mi ha? Söyle. Evet. Evet ben zehirledim onu. Ya beni? Ne zaman başladın zehirlemeye? Boş yere sorular sormayın lütfen. Bırakın beni gideyim. Siz istediğiniz gibi düşünün ve memleketinize gidin. Sonya bilmece gibi konuşmayı bırak da benimle açık konuş. Amerikan heyetindeki John'u tanıyorsunuz değil mi? Evet ama konuşmamızla ne ilgisi var? Sizden önceki konsolos arkadaşınız gecelerini tıpkı John gibi geçirirdi. Barda içerdi. Sonra da ya oradan yahut da sokakta bekleşenlerden bir kadın seçerdi. Bu ya bir işçi ya bir memure veya henüz kadınlaşmamış bir genç kız. Yahut da bir aile kadını olurdu. İyi ama bu onun suçu değil ki. Sizin kadınlarınız da suçlu. Biz Ruslar için bir dolar, birkaç lira veya birkaç frank mühim paradır. Çünkü o ecnebi paralarla Torksin'den yiyecek alabiliriz. Kooperatifin tam takır olduğunu biliyorsunuz. Doğru. Siz bana her zaman söylediniz. Evet bu memlekette açlıktan ölenler çok. Etini, namusunu, şerefini satanlar çok. Ama bunun yanında Sovyet rejimine inanan insanlar da var. Sen de o inananlardansın değil mi? Siz anlayamazsınız. Sizin bazen açıp yemeden attığınız, bazen de dolapta unutup kokuttuğunuz,
Bir kutu sardalyayı satın almak için bir Rus kaç saat çalışmaya mecburdur biliyor musunuz? Hayır. Tam bir iş günü. Evet, tam bir gün. Sizden önceki arkadaşınız işte o sardalya, şeker ve bisküvi kutularını ceplerinde taşırdı. Neden? Yattığı kadınlara o kutulardan vermek için. Sırf o kutulardan birine sahip olabilmek için birçok evli kadınlar bazen kocalarının da izniyle onun ve onun gibilerin koynuna girerlerdi. Bu çok iğrenç bir şey ama... Beni de koynuna böyle almak istedi. Sofrasına çağırdığı zaman bunu çantana at küçüğüm. Senin yaşında bu çeşit gıdaya ihtiyaç vardır dedi. Vay canına. Bana devamlı memleketinizden söz ederdi. Cumhuriyetten, demokrasiden, yemekten. Tıpkı sizin gibi. Biliyorum. Siz de insan açlıktan ölmez. Ama unutmayın ki ben de 20 yaşındayım. Yaşamak benim de hakkım. Annem sefalet içinde öldü. Fakat siz bu benim bildiklerimi, yani açlığımızı, sefaletimizi o kadar çok başımıza kalktınız ki. Ama ben kötü bir amaçla söylemiyordum ki Sonya, seni kıskanıyordum. Ötekini inanarak, isteyerek öldürdüm. Bütün gururum, her şeyim yaralanmıştı. Beni buraya çağırdığı o ilk gece... Evet, o gece. Beni buraya konsolosluğa çağırmıştı. Bir sofra hazırlamıştı. Önüne oturduğu sofrayla kendine ziyafet çekiyordu. Bana yemekleri göstererek bahse girerim ki bunun ne olduğunu bile bilmezsin sen diyor. Fakat benim tabaklara hücum etmediğimi gördükçe de hayrete düşüyordu. Çünkü onun kuvveti masanın üzerindekilerdi. Sadece onlara güveniyordu. O zamana kadar bir yabancıyı hiç öylesine yakından görmemiştim. Şayet bu adamı öldürürsem sanki Rusya'yı kurtaracakmışım gibi geldi bana. Peki ya ben? Sizi... Abim beni merak etmiş olmalı. Pencereden buraya bakıyor. Baksın, bizi göremez. Sen devam et. Hala anlayamamış olmanız ne kadar garip. Gerçekten siz bir çocuk gibisiniz. Belki de onun için... Belki de onun için ne? Öyle şeyler var ki onları sonra anlayacaksınız. Şu anda artık eskisi gibi düşünmüyorum. Sizden önceki pekala yaşayabilirdi. Ondan nefret ediyor, söylediklerine inanmıyordum ama... Yine de ölmese olurdu. Peki beni neden öldürmek istedin Sonya? Siz her şeyimi yıktınız, harap ettiniz. Ben bir genç kız olarak bu rejimde kendimi bulmuştum. Benim için tek cennet burasıydı. Burada insanlar en iyi şekilde yaşayabilirlerdi. İnandırılmıştım buna. Ama siz inandığım bütün bunları yıkmayı başardınız. Şimdi artık bir Rus cennetinin ne olduğunu biliyorum. Dünyanın başka yerlerinde çok daha iyi yaşandığını da öğrendim. Evet. Devam et. Hayır, devam etmeyelim. Gitmeliyim. Gördünüz, abim merakla beni bekliyor. Sonya, zehri bana nasıl veriyordun? İlk defa arseniği balık kutusunun içindeki zeytinyağına kattım. İlk defa ne zaman? Sovyet rejimini eleştirmeye başladığınız zaman. İyi ama ben eleştirmiyordum. Sadece gördüklerimi, tespitlerimi söylüyordum Sonya. Senin inandığın dünyanın sahte olduğunu göstermeye çalışıyordum sana. Ama sizin sahte dediğiniz o dünyaya yöneticiler bizi öylesine inandırmışlardı ki... Partideki toplantılarda eşitlikten, özgürlükten, daimi mutluluktan söz ediyorlardı. Sizse her gün aç insanları, kokmuş balık satanları, günlerce kooperatif önünde beklediği halde bir kilo bile patates alamayanları, bir dilim ekmeğe vücutlarını satanları anlatıyordunuz. Sonya, Sonya, Sonya. İnan niyetim seni böylesine derinden yaralamak değildi. Bırakın, lütfen bırakın beni gideyim. Siz bir alçaksınız. Çünkü benim inançlarımı mahvettiniz. Ve nihayet bir Rus'un yapmaması lazım gelen şeyi yaptırdınız bana. Beni konuşturdunuz. Yaşamak isteyen bir genç kızı mahvettiniz. Anladınız mı? Mahvettiniz. Ben böyle bir şey yapmak istememiştim. Sadece seni sevdiğim için doğruları göstermek istiyordum. Sonya, beni hiç sevmedin mi Sonya? Beni sevdiğinizi biliyorum. Aptal değilim. Bir kadın olarak karşımdaki erkeğin beni sevip sevmediğini bir tek bakışından bile anlayabilirim. Size gelinceye kadar kimseyi sevmemiştim. Hayatımda ilk sevdiğim erkek sizdiniz. Madem öyle,
Neden beni zehirleyerek öldürmeye kalkıştı? Çünkü bu sevgi ümitsiz ve neticesiz bir sevgiden başka bir şey değildi. Neden ümitsizmiş sevgimiz? Anlayamıyorum ki. Çünkü siz bir diplomatsınız. Her gittiğiniz memlekette hükümetiniz sizleri nihayet 2 sene bırakıyor. Ondan sonra başka memlekete hizmete gönderiyor. Siz de 2 yıl sonra buradan gideceksiniz. Sizi o kadar çok sevmiştim ki böyle bir neticeye asla razı gelemezdim. Demek bunun için ha? 2 sene birbirimizi sevecek, birbirimizin olacak, sonra siz cennete döneceksiniz. Ben de hala içinde bulunduğum cehennemde yaşamaya devam edeceğim. Kendi kendime karar verdim. 2 sene onu severim. Fakat bu 2 sene içinde de onu yavaş yavaş zehirlerim. 2 sene sonra o memleketine ya dönmeden yahut da döndükten sonra ölür. Bense madem burada kalmaya mahkumum zaten ölü sayılırım. Dedim ve kararımı tatbike koyuldum. Ama bu yaptığın çok bencilce bir şey Sonya. Birbirlerini sevenler ayrılığı böyle yorumlasalardı mezarlıklarda yer kalmazdı. Başkalarının size bir gün sahip olabileceklerini düşünmeye asla tahammülüm yoktu. Ama karşıma siz çıkmamış ve hakikaten beni sevmemiş olsaydınız mesele yoktu. İnanç ve akidelerimle inandırıldığım şekilde yaşayacak fakat bugün olduğu gibi kökten mahvolmayacaktım. Ah Sonya, Sonya. Beni öldürecek kadar sevdiğini bilseydin. Keşke bütün bunları bana beni zehirlemeye başlamadan önce anlatsaydın. Anlatmak mı? Hiçbir Rus benim bu size söylediklerimi söylemek şöyle dursun zihninden bile geçirmeye mezun değildir. Evet, bir Rus'un asla yapmaması lazım gelen şeyi yaptım. Her şeyi anlattım size. Şimdi beni niçin mahvetmiş olduğunuzu artık anladınız değil mi? Hoşçakalın. Sonya dur, Sonya. Gitmem gerek. Bakın, karşı daireye bakın. Yine abim bakıyor. Ben ondan habersiz hiç bu saate kadar dışarıda kalmazdım. Biraz bekle lütfen. Sana anlatacaklarım var. Peki. Bağlı bulunduğunuz Dışişleri Bakanlığı sizin... Benim gibi bir Rus'la evlenmenize izin verecek mi? Umurumda bile değil. İstifa ederim. Nasıl olsa geçinecek kadar maaşlı bir iş bulurum. Bu kazancın kaç ruble? Merak etme. Kazancımla İstanbul'un en iyi mahallelerinden birinde güzel bir daire kiralayabilir. İstediğimizi pişirir yer, her hafta sonu tiyatroya, sinemaya gider, beğendiğimiz kumaşlardan elbiseler giyebiliriz. Peki geceleri sokaklarda ışık ne zaman söner? Tatlım, İstanbul'da ışıklar sabaha kadar yanar. Hele Boğaziçi'ni göreceksin. Harika bir yerdir. Sahillerinde su üzerinde irili ufaklı lokantalar vardır. Daha şimdi aklıma gelmediği için sayamadığım birçok güzellikleri vardır. O lokantalarda kaç çeşit yemek bulunur? Oho, bir sürü. Aklına gelmeyecek her şey vardır. Etin her çeşidi, kebabın her çeşidi, balık kızartması, patates köftesi, peynir, zeytin. Hangi birini sayayım ki sana? İkimiz beraber hemen buradan İstanbul'a gideceğiz Sonya. Peki nasıl gideceğiz? Bir çaresini bulacağım elbet. İstersen Rusya'da evlenelim. Bu işimizi kolaylaştırmaz. Bilakis zorlaştırır. Çünkü bana pasaport vermezler ki. Ben gideyim artık. Ne olur, ne olur bırak da... Nereye gideceksin? Eve. Kimseye görünmeden çıkacağım. Kahvaltıdan sonra saat 9'da dönerim. Tamam peki, mı? Peki. Ben de buradan nasıl gideceğimizi ayarlamaya çalışayım. Büro açık kalsın. Kapatmayalım. Dikkati çekmesin. Tamam. 1 saat sonra buluşuruz. Merhaba Adil Bey. Seni hangi rüzgar attı bizim büroya? Senden bir ricam var Cun. Çok mühim ve acele. Nedir? Pasaportu olmayan bir genç kızı Rusya'dan çıkarmak zorundayım. Küçük mü? Hangi küçük? Senin şu küçük fare. Sekreterin canım. Sonya. Evet, evet. Ama bu bir sır olarak aramızda kalmalı. Aksi halde nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya bulunduğu malum. Anlıyorum. Bir kurşun ve bam. Tamam. Dinle dostum. Belçikalı bir kaptan var. Onunla konuşmam lazım. Bu akşam gelebilir misin? Bu kaptanı daha önce görmek imkanı yok mu? Adil Bey, o kızın geleceğinden bu kadar emin misin? Evet. Pekala. Yapacağın iş fazla aptalca bir şey ama yine de sen bilirsin. Yalnız gitsen daha iyi olurdu bence. Gemi bu gece yarısı hareket edecek. Yolcu için bir kamerası var. Gel, seni kaptanla tanıştırayım. Sağ olursun.
Kaptan bey, bu Türk konsolosu Adil bey. Kendisi yakın dostum olur. Memnun oldum konsolos bey. Ben de kaptan. Kaptan, kendisine saadeti için senden bir hizmet isteyebilir miyiz? Nasıl bir hizmetmiş bu John? Kendisi yanında sekreter olarak çalıştığı bir Rus kızına aşık olmuş. Onu buradan Türkiye'ye kaçırmak istiyor. Yapabilir misin? Olabilir ama hem çok güç hem de çok tehlikeli. Güç olan nedir kaptan? Yoklama sırasında kızı saklayabilmek. Onu gardıroplardan birinin içine koyabiliriz. Ama ayakları görülmeyecek. Ruslar genellikle elbiselerimize bakmazlar. Olsa olsa sadece dolabı açmakla yetinirler. Kız kollarıyla askıya asılıp yukarıya doğru çekip bekler. Bu yoklama ne kadar süre? Bazen bir saat, bazen isterlerse bir gün. Peki dolapta yeterli hava var mı? Eğer matmazelin bayılma illeti yoksa dolabın içinde hava yeterli gelir. Ben kendisine sonuna kadar kefilim kaptan. O zaman mesele yok. Aksi takdirde hem kendisini hem de bizi yakar. Sizin pasaportunuz tamamsa, yani çıkış vizeniz varsa yolcu kamerasını size veririm. Peki kızı gemiye nasıl alacaksınız? Matmazel yüzme biliyor mu? Evet bilirim. O halde buralardan uzakça bir yerden denize atlar. Gürültüsüzce yüzerek gemiye gelir. Biz denize bir halatı sarkmış bırakırız. Halatı tutar tutmaz kızı çeker yukarı alırız. Ama çok dikkatli olmalı. Yepoğlar, yani yeşil kasketliler görürlerse göz kırpmadan ateş ederler. John, sen de gemide olacak mısın? Bilmiyorum. Gece barda olacağım. Eğer bir şey olursa beni bulursun. Sonya! Sonya! Bayan Vera, sekreterim nerede? Gelmedi. Gelmedi mi? Saat 10'a geliyor. 9'da burada olması gerekirdi. Bir şey mi oldu? Hayır. Siz işinize bakın. Allah Allah. Niye gelmedi bu kız? Giderken 9'da geleceğini söylemişti. Karşı daireye bir bakayım. Acaba orada mı? Perdeleri açık. İçeriği görebiliyorum ama karşı dairede kimse yok. Ne Sonya, ne abiyi, ne de yengesi. Belki bir işi çıkmıştır. Neyse, o gelinceye kadar ben ecnebi işler bürosuna gidip çıkış vizemi alayım. Umarım önüme olmadık engeller çıkarıp da planlarımı alt üst etmezler. Ben işimi bitirinceye kadar Sonya gelir herhalde. Demek çıkış vizesi istiyorsunuz. Evet. Yılbaşı için ülkeme gideceğim de. Vize işlemi çok uzun sürer mi? Hayır. Şimdi pasaportunuza damgayı basarım. Sahi mi? Bu kadar çabuk ha? Evet, neden şaşırdınız? İşte damgayı bastım. Batum'dan çıkış yapabilirsiniz. Bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Bu sabah sekreterim işe gelmedi. Halbuki her sabah hiç aksatmadan tam 9'da gelirdi. Gidecek misiniz yoksa burada mı kalacaksınız? Gideceğim. Gideceğim de şey... Sorumu başka türlü sorayım. İsterseniz yarın sabahtan itibaren size başka bir sekreter yollayayım. Hayır. Ben sadece kendi sekreterimin ne olduğunu sormuştum. Bilmiyorum. Burası ecnebi işler bürosu. Ben sadece ecnebilerin işlerine bakarım. O halde lütfen beni sorduğum soru hakkında cevap verebilecek başka bir büroya götürün. Bekleyin bir dakika. Acaba Sonya'yı sormakla hata mı ettim? Bu Ruslar her şeyden şüphe ederler. Ya şu anda Sonya konsolosluğa gelmişse... Keşke ondan hiç söz etmeseydim. Rabinovich yoldaş sizi dinleyecek. Gelin benimle. Teşekkür ederim. Buyurun içeri gelelim. Rahatsız ettim. Ne var, ne istiyorsunuz? Sekreterim bu sabah işe gelmedi. Acaba kendisine bir şey mi oldu, onu merak ettim de onu öğrenmek istiyorum. Neden öğrenmek istiyorsunuz? Çünkü o sekreterim. Öğrendiğime göre bu akşam veya yarın ülkenize hareket ediyormuşsunuz. Evet, hareket etmek istiyorum. O halde bir sekretere ihtiyacınız yok demektir. Şayet beraber götürmeyi düşünüyorsanız bunu bize anlatmanız gerekiyor. Hayır. Sizi temin ederim ki mesele o değil. O takdirde anlaştık demektir. Mesele kalmadı. Bu arada hangi vapurla gideceğinizi sorabilir miyim? Ben de bilmiyorum, henüz bilmiyorum. Umarım sizi Batum'da tekrar aramızda görürüz. Güle güle konsolos bey. İyi yolculuklar. Sağ olun. Bayan Vera, Sonya gelmedi mi? Hayır, müracaat için gelenlere bugün gidin yarın gelin diye geri gönderdim. İyi etmişsiniz, teşekkür ederim. İşinize bakabilirsiniz. Peki.
Allah kahretsin. Ruslar Sonya'yı kaçıracağımı anlamış olmalılar. Artık kızı bulsam da götüremem. Ama ben gitmek zorundayım. Bütün bunlardan sonra Batum'da kalamam. İyi ama Sonya'ya ne oldu? John'a gidip sorayım. O belki öğrenebilir. John, Sonya kayboldu. Bir şey içer misin? Hayır hayır, hiç vaktim yok. Muhakkak ona ne olduğunu öğrenmek istiyorum. 9'da gelirim demişti, gelmedi. Şimdi ecnebi işler bürosunda da beni bir acayip, hatta tehditkar karşıladılar. Beraber gideceğinizi öğrenmiş olmalılar. Kurşuna mı dizdiler dersin ha? Sanmıyorum. Bugün hiç silah sesi duymadım. Şimdi ne yapacağız peki? Yepo'nun ağzını arayayım bakayım. Belki bir şeyler öğrenebiliriz. Merhaba dostum. Ben Amerikan heyetinden John. Nasılsın? Bir şey öğrenmek istiyorum. Türk konsolosunun sekreteri bugün işe gitmemiş. Haber de vermemiş gelmeyeceğini. Siz bilirsiniz. Nasıl? Evet. Evet. Anlıyorum. Hı-hı, tamam. Kiminle konuştun? Gepo şefiyle. En büyük şef. Ne dedi? Bu işle ilgilenme dedi. Sonra? Sonrası bu işte. Senin için bu geceki vapurla harekete uygun olur dedi. Demek onu öldürdüler. Sanmıyorum. Biliyorsun buradan Gepo'nun avlusu ve kurşuna dizilenler görülür. Bugün olağanüstü bir şey görmedim. Söyle John, söyle. Yapabileceğim başka bir şey var mı? Lütfen açıkça söyle. Onun için her şeyi yapmaya hazırım. Bak dostum, şimdi doğru Biron'a git. Eşyalarını topla. Limana naklettir ki gümrüğü yapılsın. Gemi gece yarısı kalkacak. Ben saat 10'da bardayım. Kaptan da orada olacak. Eğer yeni bir haber alırsam sana söylerim, tamam mı? Yeni bir haber alacağını umuyor musun? Sanmıyorum. Ama elimden geleni yapacağım. Bayan Vera. Bayan Vera. Eşyalarımı toplamama yardım eder misiniz? Bayan Vera. O da yok. Önce sekreterim, şimdi de hizmetçim kayboldu. Neyse. Kendim hazırlayacağım bavulu. Ne yaptın? Eşyalarını vapura yüklettin mi? Evet. Sen bir haber alabildin mi John? Bugün öğleden sonra avluya bir kamyonet geldi. Hangi kamyonet? Saçtan karoserli, kenarlarında içeri hava girsin diye delikler bulunan bir kamyonet. Bu kamyonetin kışlanın avlusuna girmesi demek, bir yerden bir cesedin getirilmesi demektir. Ne? Cesur olmak zorundasın dostum. Bana bu lazım. Peki o cesedin Sonya'ya ait olduğuna emin misin? Evet. İnanamıyorum. Bir insan sırf birini sevdi diye kurşuna dizilir mi? Adil Bey, vapur gece 1'de hareket edecek. 12'de gemide olman gerekiyor. Bilmiyorum John. Böyle bir durumda gitmeli miyim bilmiyorum. Biz Sonya'yla birlikte gidecektik. Bak, burada Sovyet rejimi altında birini sevmeyecektin Adil. Bu rejim insanları duygularından arındırdı. Onları sadece birer robot haline getirdi. İyi de bu ne biçim bir rejim John? Adalet, eşitlik dediler. Sömürü olmayacak dediler ama şu hale bak. Etlerini satışa çıkartan kaldırımda bekleşen şu hayat kadınlarına bir bak. İçlerinde evli olanları bile var. Bir parça beyaz ekmek, bir parça çikolata, bir kutu konserve balık yiyebilmek için hem de. Yüreklerinde sevgiye yer olanlar da tıpkı Sonya gibi canlarını veriyor. Bu cehennemden kaçıp kurtulabilmek için canlarını vermeye hazır yüzlerce, binlerce Sonya var. Aşksız kadınlar. Hakiki aşkı arayan kadınlar. Gitmen gerekiyor dostum. İşleri daha da fazla zorlaştırma. Bundan böyle Rusların sana iyi gözle bakacaklarını hiç sanmıyorum. Hadi gel. Rıhtıma gidelim. Yolda konuşuruz. Evet. Bineceğin vapura geldik hadi. İçine girelim. Birazdan Gepo gelip pasaport kontrolü yapar. İşte geliyor bile. Gepo liman şefi Colin'i tanıyor musun? Evet. Sonya'nın abiyi. Karşı dairemde oturuyor. İsimlerini saydıklarım tek tek gelip pasaportlarını alabilirler. Peters, Van Rompen, Nielsen, Robertson, Henderson. John.
kolinin yakasındaki siyah kurdeleyi gördün mü? Evet. Ruslar bir yakınları öldüğü zaman takarlar bunu yakalarına. Bu gece Colin evine gidince acaba karşısındaki kör pencerelere bakıp ne düşüneceklersin? Komünist düşünmez dostum. Sadece verilen emre uyar. Komünizm dedikleri heyula bu işte. İnsanlar bir anlayabilsin. Komünizm dedikleri adlı radyo tiyatrosunu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere. Hoşça kalın.